Türksel Çiftçi Birliği Çiftçinin Dostu programı başlıyor. Değerli izleyiciler, Türksel Çiftçi Birliği'nin sunduğu Çiftçinin Dostu programından herkese tekrar merhabalar. Bu hafta Giresun ilindeyiz ve Giresun ilimizin Keçap ilçesindeyiz. Tabii ki burada fındığı konuşacağız. Nüfusun %80'i tarımla uğraşmaktadır. Tarım denildiği akla fındık gelir. Fındığın dışında balıkçılık ve tarıma dayalı sanayi ön plandadır. 600 bin ton olan yıllık Türkiye kapasitesinin %25'i Giresun'da üretilmektedir. Çiftçinin Dostu programı başlıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz Nihat Bey. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz, sizler nasılsınız? Zürufunun arasına gizlenmiş, kimi zaman umudun ve mutluluğun, kimi zaman da hüznün kaynağı ve yağ madeni bir meyvedir fındık. Türkiye ve dünyada çerez olarak da tüketilen fındığın %80'e yakını kavrulmuş, kıyılmış, un ve püre halinde çikolata, bisküvi, şekerleme, tatlı ve dondurma yapımı ile yemek ve salatalarda kullanılır. Fındık Karadeniz bölgesinde sahilden 30 ila 40 kilometre içeriye ve 750 ila 1000 metre yüksekliğe kadar ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Toprağın yapısı ve iklim koşulları Karadeniz bölgesinin önemli bir kısmında fındık dışında başka bir tarıma izin vermemektedir. Fındık erozyon tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgede verimli toprakların yok olmasını engelleyip çevreye olumlu katkı sağlamaktadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 13 ila 16 santigrat derece olduğu yöreler, fındık yetiştiriciliği için en uygun yerlerdir. Ayrıca bu yörelerde en düşük sıcaklığın 0'ın altında 8 ila 0'ın altında 10 santigrat dereceyi ve en yüksek sıcaklığın da 36 ila 37 santigrat dereceyi geçmemesi, yıllık yağış toplamının 700 milimetrenin üstünde olması ve yağışın aylara dağılımının dengeli olması gerekir. Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisidir. Bu nedenle kökleri fazla derine gitmez. Fındık kış aylarında çiçeklenen ve döllenen tek kültür bitkisidir. Kasım ayından itibaren çiçek açmaya başlamakta, çeşitlere göre değişmekle beraber çiçeklenme Mart ortalarına kadar devam etmektedir. Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi ülkesi olup, dünya fındık üretiminin yaklaşık %65 ila 70'ini tek başına karşılamaktadır. Türkiye dışında İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İspanya, Çin ve İran önemli fındık üreticisi ülkelerdir. Dünyada 900 bin ton fındık üretilmekte ve Türkiye ortalama 600 bin ton fındık üretimiyle dünya fındık üretiminde uzun yıllardır liderliğini korumaktadır. Fındık ülkemizde 52 ilde yetiştirilebilmekte ancak ticari olarak 14 ilde yetiştirilmektedir. Ülkemizde Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Düzce ve Trabzon illeri önemli fındık üretim merkezleridir. Bölgemizdeki fındık hakkında, dünü bugün hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Bizim bölgemizin esas geçim kaynaklarından bir tanesi. Ekonomide büyük yara sağlayan fındık. Fındığın dışında da çok fazla bir şey yok sektör olarak. Ülkenin genelinde bir don, zirai don oldu. Bu zirai dondan da Giresun oldukça etkilendi. Dondan bahsettiniz. Hangi tarihte don oldu ve don derecesi 29-30 Mart gecesi oldu. Biliyorsunuz donun derecesini bir bölgeden çok iyi tespit etmek mümkün değil. Evet. Çünkü hava koşullarına ve yüksekliğe, rüzgarın önemine bağlı. Evet. Hatta biz 75 metrede, deniz yüksekliğinden 75 metrede don izlerine rast geldik. Nedeni karadan almış olduk ya da karayelle getirmiş olduğu rüzgarın şiddetine göre
şeyin daha fazla oluşuyor. Soğuğun daha fazla oluşuyor. Evet. O nedenle. Biliyorsunuz her türlü üründe verimi artıran en büyük unsurlardan bir tanesi de gübreleme. Bunu fındıkta nasıl yapıyorsunuz? Şimdi fındıkta gübrelemenin her zaman %50 tarımda bir katkısı vardır diye literatürlerde ifadeleri var. Evet. Ama ben fındıkta %50 katkısının olabileceğini düşünmüyorum. Ben budamanın daha ziyade verim yüksekliğini elde ettiğine inanıyorum. %60'lar hatta evet. 60'ların üzerinde olabildiğine inanıyorum. Çünkü biz budama yapmadan ne kadar gübreleme yaparsak yapalım verimi çok fazla yükseltemiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Tüm tarımsal ürünlerinde kültürel fayata birbirini takip etmesi gerekiyor. Eğer siz birini yapıp diğerini yapmadığınız takdirde yeterli verimi alma şansınız yok. Kaliteli ürünü alma şansınız yok. Dolayısıyla tabii ki bir meyve verirken her ürün bir enerji sarf ediyor. Bu sarf ettiği enerji alması gerekiyor. Bunu da biz ne yapacağız? Köklerden, tabii toprak analizine göre yapmamız gerekiyor mutlaka. Toprağımızı tanımamız lazım. Toprak analizine göre köklerden ihtiyaç duyulan gübre cins ve miktarlarını zamanında verilmesi gerekiyor. Tabii köklerden verilemeyen bazı mikroelementlere de yine analiz sonuçlarına göre yapraktan vermemiz gerekiyor dönemlerinde. Fakat tabii fındıkta genelde bölgede işte gezdik, birkaç tane üreticilerimizle görüştük falan. Gübreme pek dikkat edilmiyor anladığım kadarıyla. Fakat sizin bu konuda bir çalışmalarınız var. Evet. Ben bunu takip ettim. Hı hı. O yüzden bu farkındalığı sizden duymak istiyorum. Mesela siz fosforlu ve potasyum gübreleri farklı uyguluyorsunuz. Azotlu gübreleri evet. farklı dönemlerde uyguluyorsunuz. Biz azotun nitrat formunu kullanıyoruz. Kalsiyum amonyum nitrat olarak kullanıyoruz. Çünkü bizim topraklarımız asitli topraklar. Nedir pH'imiz topraklarımızın? Genelde 4,5-5. 4,5-5 civarında. Peki fındığın istediği pH aralığı 6,5'a 6-6,5'a çekmemiz gerekiyor. Yükseltmemiz gerekiyor. Yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Yani nötre doğru gelmemiz lazım. Kalsiyum amonyum nitratı da onun için seçiyorsunuz. Onun için içerisinde kireç var. Evet, seçiyoruz. Evet, evet. Tabii bunun içerisinde amin azot da kullanabiliyoruz. Bazen 33 azotların bir kısmı amin azottur. Amin azotu çok çabuk daha alabiliyor ama erime gücü de çok yüksek. Uzun vadeli. Depolamada sıkıntı evet, çekiyoruz. Evet. Gübreyi de 3 dönem halinde kullanıyoruz. Fındık meyvesi çiçeğini Kasım, Aralık, Ocak gibi kışın, kış aylarda, soğuk dönemler, yani soğuklama yaptıktan sonra evet. açarlar. O dönem için biz mutlaka toprak taliline göre 1 kilogram gübre önerildi. Ocak başına. Ocak başına. Evet. Biz bunun 300 gramını gözlerin patladığı dönemde veriyoruz. Hangi aya denk gelir bu? Bu aya denk gelmeye de bilir. Evet. Şöyle fenolojinin nasıl gelişir, iklim şartlarına göre. Değişir. O bu şöyle olabiliyor. Şubat'ın bir yarısından sonra Mart'ın ortalarına kadar bir süre. Evet. Yani bir aylık bir sürede evet. mutlaka bunu evet. vermemiz gerekiyor. Toprağa karıştırmak zorundayız onu. Evet. Açığı atamayız. Taç iz düşümünü atacağız. Tabii. İkincisi meyve tutum dediğimiz Haziran ayının başlarında daha ziyade genelde. Evet. Meyve olgunlaşma dönemi ki mutlaka besin elementiyle suya en çok ihtiyacı olduğu meyvenin dönem. O dönemdir. Evet. Bir de 300 gram ya da 300 gramın üzerinde de evet. o dönemde veriyoruz. Ya da değil bir daha da Eylül'ün hemen sonunda hasat yapıldıktan sonra dönemde. Veriyoruz. Kayıp ve kaçağını önlüyor. Ayrıca gelecek yılın da 2015'in farz edelim ki fındığının çiçeklenme döneminin evet. hazırlıklarını yani hem siz kışa vegetatif hem de generatif evet. olarak da o faaliyetleri daha rahat yürütebilsin evet. diye o dönemde veriyorsunuz. Peki fosforlu ve potasyum gübrelerini zaman veriyorsunuz? Fosforlu gübreleri 3 yılda bir öneriliyor bölgede. Ne 3 yılda bir? Fosfor biliyorsunuz amobil birisi. Hı-hı. Çok fazla hareket eden bir yapısı element. Yok. Evet. Ayrıca toprakta da 3 yıl tutulabiliyor diye toprağın. Ama toprağın kolloidleri buna uygun mu değil mi? Onu da çok fazla irdelediklerine evet. inanmıyorum. Biz diyoruz ki kaybedeni yerine vermemiz lazım. Bu her yıl kaybediyor. Evet. İster kireç olsun, isterse işte bitki besin elementlerinin bir tamamı olsun. Verilmesi lazım diyoruz ama çiftçinin bu kolayına geliyor 3 yılda bir. Onu 3 yılda bir uyguluyor ve özellikle de kış aylarında uyguluyoruz. Uygulama şekliniz nasıldır? Toprağa gömeceğiz. Toprağa gömeceğiz. Onun hiçbir çayı yok zaten. Yani direkt karışacak mı yoksa bir burguyla? Burguyla da kışa. Bizim daha geliştirdiğimiz şeyler var. Hı-hı. Biz kazık veya demirler oluşturduk şöyle. Hı-hı. 2 defa 3 defa vuruyoruz, bir çeviriyoruz. Oraya bırakıyoruz, kapatıyorsunuz. Çevre açısından, su kirliliği açısından. Kaç santim oluyor bu derinlik? 30-40 santim yetebiliyor.
oluyor. Fındık kökleri kaç santim derinliğe kadar inebiliyor? Yıllar itibariyle evet. Şöyle derler, fındık saçak köklüdür evet. Derler. Neye göre saçak köklü? Aerodinamiğini kurabileceği dal yüksekliğine göre, dalın evet. Kalınlığına göre. Halbuki benim düşündüğüm ya da biraz önce size tarif ettiğim tek gövdeli sistemde kuturunun 30-40 santim olan bir göde kazık köklü olmaması hiç mümkün değil. Çünkü ayakta duramaz. Evet. Ha, bunun da artık bu bilginin de geriye dönük çalışılıp mutlaka değiştirilmesi gereken bilgilerden bir tanesi. Burada evet. Yanılma var. Verim çağına gelmiş bir bahçemizde özellikle verim budamasında nelere dikkat etmeliyiz? Biz bir kere verim cinslere göre verim yapacak, verime uygun dalları seçiyoruz özellikle. Evet. Bunların alanlarının genişletilmesini mutlaka ona uyguluyoruz. Alan genişlemeden fındıkta üretim artıramazsınız. Şeftaliyi nasıl her yıl buduyorsanız. Evet. Yeni sürgünlerden bir fındık elde etmek mecburiyetindesiniz. Siz fındıkta sürüm yaptırmak, dalın üstlerinde sürüm yaptırmak, yeni sürgünler çıkarttırmak zorundasınız. Onun için çok yakın dalların birbirine temasını açarak güneşin daha ona gelmesi, rüzgarın havanın daha alması ve onun sürüm çıkartabilecek kadar bir alanı ona teslim etmeniz gerekiyor ki eğer yanı başına çok sokulanı görürse boyuna gider. Ortalama bir dekar maliyeti nedir fındıkta? 250 kilonun üzerinde alırsanız 150 kuruş maliyeti var. Evet. Tabii fındıkta kültürel faaliyetlere baktığımız zaman en önemli konulardan bir tanesi de hastalık ve zararlara mücadele. özellikle zararlar konusunda çok fazla zararlı çeşidine haiz olan bir ürün. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim. Ne kadar, hangi çeşit zararlar var? Evet. Hangi tür hastalıklar var? En fazla etkilen hastalık ve zararı nedir? Fındık kurdu. Fındık kurdu, evet. Fındık kurdu. Etkileyenlerden bir tanesi fındık filiz güvesi. İkinci etkileyenlerden bir tanesi. Üçüncüsü de fındık filiz güvesi. Filiz güvesi. Şimdi filiz güvesinin zararı çok fazla fındık evet. Başladığı zaman. Evet. Bu filizlerin içerisine girerek fındığın daha yeni olgunlaşma, yani çotanak demeyeyim de taslak olduğu bir dönemde gelir. Fındığın yaklaşık fare kulağı dediğimiz o dönemlerinde gelir fındığın şeyine girer özüne ve fındığı harap eder. Dal kıran evet. Çok bölgede olmasına rağmen bizim bölgemizde çok fazla yok. Bu daha ziyade verimi düşük bahçelerde ve yaşlı bahçelerde su alamayan, susuzluk çeken bahçelerde. Evet, su stresi özellikle evet. Su stresi çeken bahçelerde son derece o da vardır. Ama şu bizim bölgemizde o öyle bir şey yoktur. Bir de fındık kurdunu biraz konuşalım. Fındık kurdu gayet çünkü çok önemli. Çok önemli. Önce fındık kurdunu tespit etmemiz lazım. Var mı yok mu? Bunu nasıl yapıyoruz? Gidiyoruz bahçede sabah erkenden 3-5 dal her alanda ayrı ayrı bölgede diyelim ki bir dekardan 10 tane dalı altına beyaz bir çarşaf sererek sürvey dediğimiz olayı evet, sallayarak ya düşüyor mu düşmüyor düşmüyorum, mu? Evet. Yoksa mücadele yapmıyoruz zaten. Evet. Kültürel mücadeleleri var. Birçok şeyde de onun fenomen tuzakları var, evet. Bilmem neleri var. Evet. Gelelim fındığın hasatına. Hasatına evet. Gelelim. Evet en önemli konulardan bir tanesi. Evet. Çünkü baştan bütün kültürel faaliyetleri yaptık. Sıra geldi hasata. Hasata hangi dönemde başlarsınız? Tabii burada iki tane olgu var. Bir tanesi tam olgunlaşmadan toplanan fındıklar var. Bunun bitkiye ne gibi zararları var, ne gibi etkileri var. Bunu baştan bir konuşalım. Sonra tam olgunluğa gelmiş fındıkları hangi hasat kriterlerine göre yapıyoruz hasatını? Ve ondan sonraki süreci bir konuşmak istiyorum sizinle. Fındık hasata değer olduğu derim zamanında yapılması gerektiğine inananlardan birisiyim. Bu da nasıl olmalı derseniz bizim kayısı sistemimiz içerisinde de zaten bu vardır. Fındığın %60'ının yere dökülmesi gerekiyor. Ama yerde durdurulmaması gerekiyor. Hasat zamanı fındığın %60'ının yere dökülmesi gerekiyor. Yani burada açıkçası kuru madde falan ölçmüyoruz. Hayır. Rutubet ölçmüyoruz. Hayır. Tamam. Hayır. Evet. Olgunlaşma dönemidir dönem, o. Evet. Zaten olgunlaşmadan fındığı alırsanız kalitesinde düşüş sağlarsınız. Peki bu tam olgunlaşmış fındıklar için geçerli bir evet. Hasat dönemi. Evet. Bazen turfanda işte yaş yensin diye fındık işte elle yukarıdan koparılarak piyasaya sürülüyor. Yapılıyor. Bunun bitkiye olumlu olumsuz zararı nedir? Elle toplamanın bitkiye çok büyük zararları var. Biliyorsunuz fındık da gelecek yılın ürünü
ürününü temin edecek karanfil gözler dediğimiz çiçek gözleri Mayıs-Haziran'dan itibaren başlar. Evet. Ve erkek organları ile dişi organlarının çıkma dönemi vardır. O dönemlerde de var. Bunlar çekilmekle, koparılmakla hatta zarar veriliyor. Hatta dalın sürgün dediğimiz sürümleri de kopartılıyor şakır şakır. Evet. Bu gelen yılın ürününe son derece zarar veriyor. Hatta dal büküldüğü zaman bilin de şurada eğim yapar, şurada şu şekilde kopma yapar. Evet. Bir daha açtığınız zaman şu şey kabuk işte bu yer almıştı. Kıdem dediğimiz şey evet. Tamamen kopar ve gelen yer almıştı. Tabii yara var. Evet. Hasata başladık. Başladık. Topluyoruz. Topluyoruz. Harmana götürüyoruz. Kurutuyoruz. Bu aşamada lütfen böyle bir tek tek bu süreci şimdi hasat yaptığımız dönemde mutlaka jüt çuvallara koymamız lazım kırdığımızı. Evet. Naylondan teşekkül etmiş, üretilmiş çuvallara koymamak. Çünkü kızma oranı çok yüksek. Fındık yağlı bir bitki. Evet. Son derece hem de, eğer bir yağmur da alırsa yanma oranı şiddetlenir. O nedenle ne yağmur göstereceğiz? Ne de bahçede, tarlada vesairede bırakacağız. Hatta çuvala sıkışık da koymamak gerekir. Tepe tepe teperseniz kızışmayı adına. Önleyemezsiniz. Evet. Daha yumuşak bir şekilde hava sirkülasyonu sağlamak şeklinde çuvallara koymanız lazım. Harmana götürdüğümüz anda hemen sermemiz gerekiyor. Evet. Fındığın patoz denilen bir olgusu var. Yani patoz fındığı çıkartan cirufundan, dış kabuğundan makine. Siz hiç güneşe verilmeyen, bir soldurma yapılmayan bir fındığın patoza verilişinde hem ürün kaybını sağlarsınız, hem de fındığın çizilme görselliğini bozarsınız. Ayrıca da ürün kaybından ziyade kurumayı uzun müddet sağlayamazsınız. Evet. O zaman ne olacak? En azından birkaç gün güneşte bırakılıp soldurulması gerekir. Patoza daha iyi dayanabilsin. Zurufların soldurulması gerekir. Ondan sonra iyi bir kuruma yapmak lazım. Bu fındığın kurumuş denilen değeri 5-6 aralığıdır. 5-6 aralığında rutubetin 5-6 aralığıdır. 5-6 aralığında istediğiniz gibi ama 4 ya da 5'in altına 4'e inerseniz siz fındığın işlenmesinde kabuğun çıkarılmasında sağlam fındığı bulamazsınız, un şekline gelir. Evet. Bakın bu da çok önemli bir konu. Evet. Eğer siz altının yukarısında nemli olarak fındığı satar ya da getirirseniz pazara, o fındıkta bu sefer yarma olur. Fındığı patoza verdiniz, zuruftan ayırdınız. Evet. Kurutmayı nasıl yapıyorsunuz? Bu %6, %5, %6 rutubet olması için. Şimdi kurutmanın birkaç tane faktörü var. Bir tanesi bizim betonlu alanlarda kurutmayı son derece yeğliyoruz. Çünkü betonsuz alanlarda yapılan kurutmada nem çok fazla terk edilmiyor. Şimdi pazara getirdik. Getirdik. Şimdi pazarlamayı nasıl yapıyoruz? Bu konuda sıkıntılarımız nelerdir? Şimdi bizim nelerdir? Sıkıntımız yok. Biz pazarlamayı sağladık. Şimdi biliyorsunuz bütün ürünlerde olmayan fakat genelde havza bazında ve ürün bazında desteklemeler var. Tarım Bakanlığı vermiş olduğu desteklemeler var. Fındıkta bu desteklemeleri nasıl alıyorsunuz? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi fındıkta çeşitli söylenti yani isimlendirme ve adlandırmadan sonra son dönemde alan bazlı destek de ifadesiyle fındığı dekara zannediyorum bu yıl 160 TL bir fiyat verilecek. Onun dışındaki desteklerimiz nelerdir? İşte mazot desteği. Mazot desteği 10 TL civarında. Fındıkta. Yaklaşık işte gübre ve mazot desteği veriyor. 10 TL civarında. 12 lirayı buldu herhalde zannediyorum bu seneki şeyle beraber. Toprak analiz desteği Toprak analizini de onu da çok iyi yürütemiyor. Onu da söyleyelim. Sebebi şu. Toprak analizi sıkışıyor. Toprak analizi yapabilecek bölgede bir tane laboratuvarımız var. Değerli izleyenler, Giresun iline bağlı Keşep ilçesinde Türsel Çiftçi Birliği'nin sunduğu Çiftçinin Dostu programı burada sona ermiştir. Bir başka bölgede, bir başka üründe buluşmak üzere. Hoşça kalın. Her şey teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler bereketler diliyorum. Bereketler dilerim. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Her şey için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir tanesini sarayım lütfen. Buyurun. Hoşça kalın.
Türksel Çiftçi Birliği Çiftçinin Dostu programı sona erdi.